Evet arkadaşlar, ilk başta sıcaklığı Türkiye iklim elemanları içerisinde sıcaklığı bitirdik. Sıcaklığı bitirdikten sonra şimdi basınç ve rüzgarlara geçiş yapıyoruz. Peki neden hocam sıcaklıktan sonra basınç ve rüzgarlara geçiyoruz? Şundan dolayı. Bakın, sıcaklık değişimi basınçları, basınç değişimi ise rüzgarlar oluşturur. Yani birbirine paraleldir. O yüzden arka arkaya ilerliyoruz. Basınçlara baktığımızda özellikle Türkiye'de etkili olan basınç merkezleri içinde kuzey yönlü basınç merkezi. Unutma, Türkiye kuzey yarımkürede yer alır. Kuzey yarımkürede yer aldığı için kuzeyden etkili olan hava kütleleri, kuzeyden etkili olan rüzgarlar, kuzeyden etkili olan basınç merkezleri soğuk karakterlidir. Daha çok soğuk karakterlidir. Buna baktığımızda bir Sibirya termik yüksek basınç merkezi. Özellikle ülkemize nereden gelir? Kuzeydoğu Anadolu'dan. Erzurum, Kars, Ardahan'dan ülkemize gelir ve kış aylarında tüm Türkiye'nin dondurucu soğuk olmasını sağlar, ayazın gelmesini sağlar. Sibirya yüksek basıncı diyoruz. Özellikle sadece kış aylarında ülkemizde etkili ve Balkanlar ve Doğu Anadolu üzerinden tüm Türkiye'yi etkileyebileceğini söyleyeceğiz arkadaşlar. Az kar yağışı bırakır, daha çok dondurucu soğuk ve ayaz getirir arkadaşlar. Mesela ben Ankara'dayım, bunu çok fazla yaşıyoruz. Ne yapıyoruz? Gündüz vakti bile titriyoruz böyle. Havada güneş var ama biz titriyoruz çünkü yüksek basınçtır. Yüksek basınçta hava güneşlidir ama güneşi asla hissetmezsiniz. Sibirya'da böyle bir hava kütlesi. İkincisi İzlanda basınç merkezi. Hani şöyle diyoruz, hep haberlerde duyuyoruz. Balkanlardan gelen soğuk hava kütlesi, işte bu İzlanda'dır diyeceğiz. Balkanlar üzerinden ülkemize gelir ve etkili olduğu zamanlar kış aylarında etkili olur. Dinamik kökenli bir basınç merkezimizdir diyeceğiz. Ve özellikle ülkemizin her alanında kar yağışına sebep olur arkadaşlar. Kar yağışını getirir burada baktığımız zaman. Batı ve kuzey batıdan giriş yapar. Karadeniz'e geldiği zaman genellikle Karadeniz'deki dağların yamaçları boyunca yükselerek cephesel yağışlara sebep olabilir burada. Ve yine baktığımızda Türkiye'nin güneybatı bölgelerine de bol yağış bırakabilir. Orografik yağışlara da sebep olabilir diyeceğiz. Geldik güney yönlü. Kuzey yönlü hava kütleleri soğuk karakterliyken güney yönlü hava kütleleri sıcak karakterlidir. Azor'a baktığımızda özellikle Afrika'nın kuzey batısından gelir Azor basıncı ve özellikle Avrupa üzerinden Karadeniz'e geçtiğinde ne yapar? Nem bırakarak özellikle Karadeniz'in kıyı kesimlerinin bol yağış almasını, yamaç yağışları almasını etkili olur. Ve Türkiye'de baktığımız zaman kuru bir hava kütlesi de getirebilir. Çünkü güneyden geldiği için sıcak ve kuru hava kütlesini de getirdiğini konuşacağız burada Azor'un. Bir diğeri de Basra'dır. Basra özellikle baktığımız zaman ülkemize güneydoğu çevresinden gelir. Sıcak karakterlidir arkadaşlar. Ve baktığımızda yıl boyunca etkilidir diyeceğiz. Bulunduğu yerde sabittir. Genellikle çöl sıcaklarını getirir. Bugünlerde Afrika sıcakları dediğim sıcaklıklar buralardan geliyor. Yaz aylarında karaların fazla ısınması nedeniyle termik kökenli olduğunu da unutmayalım. Ve çıkmış sınav sorusudur. Basra termik basıncı Muson sisteminin devamıdır. Muson sisteminin bir parçasıdır. Sakın unutmayın. Geldik nereye? Burada Türkiye'de etkili olan rüzgarlara. Türkiye'de etkili olan rüzgarları biz ne diye kodluyoruz? Kayıp sakal, Karayel Yıldız Poyraz, Samyeli Kıble, Lodos diyoruz. Ülkemizde kuzeyden esen rüzgarlar daha çok nedir? Soğuk karakterlidir. Kuzeyden esenler soğuk, güneyden esen rüzgarlar ise sıcak karakterlidir. Peki ülkemizde neden kuzeyden esen rüzgarlar soğuk, güneyden esenler sıcak? Çünkü Türkiye kuzey yarımküredir. Kuzey yarımkürede yer aldığımız için söyleyeceğiz bunu. Bir de bakın buraya baktığımızda burada bir gün batısı rüzgarı, burada da bir gün doğusu rüzgarı vardır. Bir önemli rüzgar daha var. O da özellikle kuzeyden gelen Ege Denizi'nde etkili olan bir etezyen rüzgarımız var. Etezyen rüzgarı sakın unutmayın. Etezyen rüzgarı ticaret rüzgarı olarak bilinir. Kuzeyden geldiği için soğuk karakterlidir. Unutmayalım. Peki şöyle bir gelsin. Burada dedik ki batı rüzgarları var. Türkiye'de sürekli etkili olan rüzgarımız batı rüzgarı. Nerede etkili? Ülkemizin batısında. Peki bu sürekli etkiliyse ben buraya bir rüzgar enerjisi takıp rüzgar enerjisi elde eder miyim? Tabii ki de elde ederim burada. O yüzden batı rüzgarları ülkemizin batısında etkili. Özellikle İzmir, Çanakkale, Balıkesir, Aydın çevresinde, Manisa çevresinde rüzgar enerji potansiyeli de fazladır diyeceğiz. Bakın güneyden esen rüzgarlar nedir?
Sıcak karakterli, lodos kıble, samyeli. Diğer adı keşişleme. Bir de güneyden esen, kuzeyden esen rüzgarlar ise soğuk karakterli, kariyer, yıldız, poyraz diyeceğiz. Bir baktığımızda bunun temel sebebi Türkiye'nin kuzey yarımkürede yer alması diyoruz. Şimdi bazı rüzgarlarımız vardır ki bu rüzgarlara farklı isimler koymuşuz. Mesela lodos. Gözü yaşlı deriz lodosa. Lodos için ne diyoruz? Lodos denizden eser, bol yağış getirir. O yüzden gözü yaşlı deriz. Lodos'un bir diğer ismi afet rüzgarı olarak bilinir. Etkili olduğu zamanlarda soba zehirlenmelerine, feribot seferlerinin aksamalarına, fırtınalara sebep olur. Unutmayın. Fön rüzgarı. Fön rüzgarına bakır sattıran diyoruz. Konusu geldiği zaman anlatacağım. Bir de deniz meltem var Ege'de. İmbat diyoruz burada. Unutmayalım. Gelsin güneyden esen rüzgarlar. Güneyden esen rüzgarlar sıcak karakterliydi. Hadi gelin bakalım. Bir samyeli. Samyelinin diğer adı keşişleme rüzgarıdır. Ülkemize güneydoğu üzerinden eser ve güneydoğuda etkili olur arkadaşlar. En fazla Güneydoğu Anadolu'da ama ülkenin her yerinde etkili olabilir. Özellikle yaz aylarında sıcak ve kuru hava olarak gelir ve ülkemizden Suriye ve Irak üzerinden gelir. Yani çöl tozlarını getirir arkadaşlar bizlere. Sıcak rüzgardır. Diğer adı neydi? Keşişleme. Unutma. Kıble rüzgarı güneyden gelir. Özellikle Orta Akdeniz üzerinden gelir arkadaşlar. Sıcak ve kuru rüzgardır. Çok önemli mi? Değil. Asıl önemli olan lodos rüzgarı. Lodos rüzgarını bir kere sordu. Kesinlikle yine bekliyorum. Soru olarak gelebilir arkadaşlar. Lodos rüzgarına biz ne diyoruz? Gözü yaşlı deriz. Lodos'un gözü yaşlıdır. Lodos afet rüzgarı olarak bilinir. Bakın Lodos'a baktığımızda güney batıdan gelir. Batı Akdeniz, Ege ve Marmara bölgesinde çok etkili olduğunu söyleyebiliriz. Ve sıcak ve nemli bir havaya sahiptir bu. Etkili olduğu dönemlerde sıcaklığı arttırır diyeceğiz. Ve yine baktığımızda Lodos'un gözü yaşlıdır deriz. Çünkü Lodos etkili olduğu zaman da bol yağış bırakır. Akdeniz'deki nemi iç kesimlere taşır. Yağışlı olur ve özellikle baktığımızda feribot seferlerinin aksaması, soba zehirlenmeleri gibi ne yapar? Afetlere de sebep olur. O yüzden afet rüzgarı da diyoruz, unutmayalım. Ve geldik Türkiye'de özellikle kuzeyden esen rüzgarlara. Kuzeyden esen rüzgarlar soğuk karakterlidir. Bunlardan bir tanesi Poyraz rüzgarıdır. Poyraz rüzgarı ülkemizin kuzey doğusundan Erzurum, Kars, Ardahan bölgesinden eser ve sıcaklığı düşürücü bir etki yapar diyeceğiz. Özellikle baktığımızda Karadeniz üzerinden geldiğinde Karadeniz kıyılarında yamaç yağışlarına, orografik yağışlara sebep olur Poyraz. Yıldız. Kuzeyden esen rüzgardır yıldız ve özellikle Karadeniz'de ulaşımı engelleyici etkisi vardır diyeceğiz. Karadeniz'de etkili olan bu rüzgarda balıkçılar tarafından özellikle bu şekilde isimlendirildiğini unutmayalım. Bir de kariyer var. Kariyere baktığımızda daha çok ülkemizde kuzey batıdan eser ve özellikle Marmara bölgesi ya da Batı Karadeniz'de etkili olduğunu söyleyebiliriz. Ve kariyer rüzgarı Toros Dağları'na gelir. Toros Dağları'nı açtıktan sonra fön rüzgarı etkisi de yaratabilir. Yani sıcaklığı arttırıcıdır. Etkisi de yaratabilir diyeceğiz. Ama karakter olarak soğuk karakterli bir rüzgardır. Unutmayalım. Ve geldik Türkiye'de etkili olan diğer rüzgarlara. Biri Meltem rüzgarı. Meltem rüzgarı kara ve denizlerin farklı ısınmasına bağlı olarak oluşur. Ve Meltem rüzgarı günlük rüzgardır. Asla iklim üzerinde etkili değildir arkadaşlar. 4 tane Meltem rüzgarımız var. Dağ Meltemi, Vadi Meltemi, Deniz Meltemi, Kara Meltemidir. Bunun oluşumu çok önemli değil. Sana ÖSYM bunu sormaz. ÖSYM neyi sorar? Şunu sorar. Türkiye'de neden bu kadar Meltem rüzgarı etkili? Ya da Türkiye'de Meltem rüzgarının etkili olmasının sebepleri nelerdir? İki temel sebebimiz var. 1- Türkiye'de yeryüzü şekillerinin çeşitli olması, 2. Türkiye'nin yarımada ülkesi olması, yani 3 tarafının denizle çevrili olması. Türkiye 3 tarafı denizle çevrili ülke olduğu için ülkemize baktığımız zaman, bakın şurada görüyoruz, ülkemize baktığımız zaman deniz ve kara meltemi vardır diyeceğiz. 3 tarafı denizle çevrili olduğu için. Ülkemizde yeryüzü şekilleri dağlık ve engebeli olduğu için ülkemizde dağ ve vadi meltemi vardır. Unutmayın. Şu iki faktör önemli. Bakın kara ve denizlerin farklı ısınması, Türkiye'nin yarımada ülkesi olması ve yeryüzü şekilleri etkilidir. Çıkmış sınav sorusudur burada. Unutmayalım. Nasıl oluştuğu çok önemli değil. Meltem rüzgarlarına baktığımız zaman günlük rüzgarlar olduğunu unutmayalım ve Meltem rüzgarına
Ege bölgesinde deniz meltemine ne isim verilirdi? İmbat denirdi. Ege'ye gittiyseniz, İzmir'e gittiniz, inşallah atanırsınız. Atandığınız zaman İzmir'e gittiniz. Tam böyle sahildesiniz. Hava çok sıcak. Artık bunaldım, imdat diyorsunuz. Size ne geliyor? Bir imbat rüzgarı geliyor. Sıcak, burada denizden nemli havayı getiriyor böyle. Püfür püfür esen bir rüzgardır. Nedir? İmbat rüzgarı arkadaşlar. O yüzden biz buna imbat rüzgarı diyoruz. Sakın unutmayın. Genellikle öyle sıcaklığın düştüğü zaman ya da sıcaklığın arttığı dönemlerde tam böyle öğleden sonra gerçekleşir. Böyle püfür püfür denizden gelen bir hava kütlesidir arkadaşlar. Bir diğeri etezyen. Etezyen ticaret rüzgarı olarak bilinir. Ege'den, Kuzey Ege'den gelir ve ne yapar arkadaşlar? Özellikle sıcaklığı düşürücü bir etki yapar. Gelelim fön rüzgarına. Fön rüzgarı, bakın hemen şurada ilk başta fön rüzgarının şekline bakalım. Bir dağ yamacı boyunca yükselen hava kütlesi burada bir yağış oluşturur. Bakın, bir dağ yamacı boyunca hava kütlesi yükselir, burada yağış oluşturur. Daha sonra sıcak ve kuru hava olarak yoluna devam eder. Biz buna fön rüzgarı deriz. Unutmayın, fön rüzgarı sıcak karakterli bir rüzgardır diyeceğiz. Özellikle eğer bir yerde dağın yükseltisi ne kadar fazlaysa fön rüzgarının etkisi de o kadar fazladır. Fön rüzgarı birçok şeyde etkilidir arkadaşlar. Biz fön rüzgarına baktığımız zaman bakır sattıran ya da kar yiyen adıyla anılır. Bakır sattıran. Neden bakır sattıran diyoruz? Çünkü fön rüzgarı etkili olduğu zamanlarda özellikle bitkiler üzerinde kurutucu etki yapıyor. Bitkilerin erken olgunlaşmasını sağlıyor. Düşünsenize, eski zamanlarda Anadolu'da bir çiftçisiniz ve tek geçim kaynağınız buğdaylar. Ve sizler de ne yapıyorsunuz? Buğdayı ektiniz, buğdayın olmasını bekliyorsunuz. Ama fön rüzgar geliyor, buğdayı ne yapıyor? Kurutucu etkisiyle kurutuyor adeta. Verim alamıyorsunuz. O ama sizin geçinmeniz lazım. Buğdayla geçinemiyorsunuz. Ne yapacaksınız mecbur? Elinizdeki bakırları satacaksınız. O yüzden Anadolu'da bakır sattıran adıyla anılır fön rüzgarı. Ya da Erzurum çevresinde kar yiyen adıyla anılır. Özellikle kış aylarından çıktıktan ilkbaharla kış arasında tam böyle fön rüzgarı sıcak bir rüzgardır. Ve o karları aniden eritir arkadaşlar. Bu da sel ve taşkınlara, heyelan gibi doğal olaylarına sebep olabilir diyeceğiz. Unutmayalım. Geldik. Bakın fön rüzgarının etkileri nelerdir? 1. Bitkiler üzerinde kurutucu etki yapar ve çabuk olgunlaştırmasını sağlar. Orman yangınlarına sebep olur. Hatırlar mısınız? Karadeniz'de hocam kış ayında orman yangının ne işi var? Karadeniz'de özellikle fön rüzgarı orman yangınını tetikliyor arkadaşlar. Unutmayın burada. Ani kar erimelerine sebep olur. Sel, çığ olaylarına, heyelan olaylarına sebep olur diyeceğiz. Küçük iklimler dediğimiz mikro klima iklimleri oluşturur. Mesela hocam mikro klima demek, ben pamuğu nerede görürüm? Akdeniz'de, Ege'de, Güneydoğu Anadolu'da görürüm. Ama Iğdır'da pamuğun ne işi var? İşte fön rüzgarı etkili, sıcak bir rüzgar. Hocam ben turunçgili nerede görürüm? Turunçgili ben daha çok Akdeniz'de, Ege'de görürüm. Hocam turunçgilin Artvin'de ne işi var? Bu da nedir? Fön rüzgarıdır. Ya da Rize'de ne işi var? Fön rüzgarının sebebiyledir diyeceğiz burada. Ya da Çoruh Nehri boyunca, Kelkit Vadisi, Doğu Karadeniz'de zeytinin ne işi var? Tabii ki de fön rüzgarı mikro klima etki yaratır. Unutmayalım bunu da. Ve rüzgar frekans gülleri. Bir rüzgarın en sık estiği yönü gösterir rüzgar frekans gülleri. Rüzgar frekans güllerini oluşturan temel faktör yeryüzü şeklidir. Sakın unutmayın bunu. Bakın burası çok önemli değil ama bizim için bu önemli. Bakın size çok net bir şekilde bir kere öğrenin, bir daha bırakın bunu. Şimdi görüyorsunuz burada bir rüzgar frekans gülü var. Hocam burada ne anlamam lazım? Şunu anlayacaksın. En sık estiği yön en uzun çizgiyle anılır. Burada en sık nereye esmiş? Doğu batı yönüne esmiş. Doğu batı yönüne esmiştir diyeceğiz. O zaman baktığımız zaman şunu söylüyorum. Demek ki güneyde, kuzeyde rüzgarın esmesini engelleyecek bir faktör var. Ne olabilir bu? Dağlar olabilir. Bakın Ege bölgesinde dağlar kıyıya nasıl uzanıyor? Dik bir şekilde uzanıyor. O zaman Ege bölgesinde rüzgar nasıl esecek? Mecbur doğu batı yönüne esecektir. Hocam rüzgar güneye doğru esmek isterse dağlar vardır. Kuzeye doğru esmek isterse dağlar vardır. O yüzden kuzeye güney yönlü esemez. Bakın nasıl esiyor? Doğu batı yönlü esiyor. Unutmayın. Peki gelelim Akdeniz'e. Hocam Akdeniz'e bakıyorum daha çok güneye esmiş. Neden? Çünkü rüzgar güneye esiyor. Burada Akdeniz'de deniz vardır. Hocam kuzeye esemez mi? Hayır. Kuzeyde dağlar vardır. Kuzeyde dağ olduğu için kuzeye çok fazla esemez. Güneye doğru eser diyeceğiz. Hocam buna bakıyorum. Rüzgar her yönden esmiş.
Kuzeyden, güneyden, doğudan, batıdan rüzgar her yönden esmiş. Demek ki rüzgarın hızını kesebilecek bir yeryüzü şekli yok. Demek ki burası nasılmış? Düz bir araziymiş. Düz arazi olduğu için rüzgar her yönden esiyor diyeceğiz. E hocam, rüzgar bu kadar her yönden esiyorsa burada rüzgar aşındırma yapar mı? Yapar. Çünkü rüzgarın hızını kesebilecek bir şey yok. Rüzgar aşındırma yaparsa erozyon olur mu? Olur. İşte bu gibi yerlerde erozyon faaliyeti çok fazladır. Peki buraya bakıyorum. İstanbul ve Çanakkale Boğazı. İstanbul Çanakkale Boğazı kuzeydoğu, güneybatı doğrultuda estiğini söyleyebiliriz değerli arkadaşlar. Bakın bunlar bu kadar kolaydır. Soru olarak da karşımıza gelebilir. Gelelim Türkiye'de nem kavramına. Ülkemizde neme baktığımız zaman 3 türlü nem vardır. Mutlak nem, bağıl nem, maksimum nem. Hemen bunları birer cümleyle öğreneceksiniz arkadaşlar. Mutlak nem havadaki nem miktarıdır. Genellikle kıyı kesimlerde, alçak alanlarda mutlak nem fazladır. Bu kadar. Başka hiçbir şey bilmene gerek yok. Havadaki nem miktarı kıyı kesimlerde fazladır. Deniz el etkinliği olduğu yerlerde fazladır. 1. 2. Maksimum nem. Maksimum nem eşittir sıcaklık. Başka hiçbir şey bilme. Maksimum nem eşittir sıcaklık. Bir yerde sıcaklık fazlaysa maksimum nem fazla. Sıcaklık azsa maksimum nem az. Mesela hocam yaz ayında maksimum nem en fazla nerededir? Tabii ki de Güneydoğu Anadolu'da. Niye? Çünkü yaz ayında en sıcak bölge Güneydoğu Anadolu'dur. Kış ayında maksimum nem en fazla nerededir? Akdeniz'de. Niye? Çünkü kışın en fazla sıcaklık Akdeniz'de. Bu kadar. Sadece bunu bil yeter. Maksimum nem eşittir sıcaklık. Bağıl nem eşittir yağış. Bunu bil yeter. Bağıl nem eşittir yağış. Yani yağışın fazla olduğu yerlerde bağıl nem yüksek, yağışın az olduğu yerde bağıl nem düşük. O zaman hocam yağış en fazla hangi bölgede? Karadeniz'de. O zaman baktığımız zaman bağıl nem en fazla Karadeniz'dedir. Bu kadar basit arkadaşlar burası. Gelelim yağışa. 3 türlü yağışımız var. Cephesel yağışlar, orografik yağışlar, konveksiyonel yağışlar. Cephesel yağışın diğer adı frontal yağıştır. İki farklı hava kütlesinin çarpışmasıyla oluşur cephesel yağışlar. Hatırlar mısınız? Bizim bir neyimiz vardı burada? ABCD kuralımız vardı. Akdeniz iklimi, batı rüzgarları, cephe yağışları 4 mevsim. Yani Türkiye'nin orta kuşakta yer almasıyla. Yani Türkiye'nin mutlak konumuyla alakalı. Gelin bakalım şurada. Türkiye'de. Bakın ekvatordan sıcak hava. Kutuplardan soğuk hava geliyor. Soğuk havanın yoğunluğu daha fazla olduğu için alta doğru iniyor. Isınan sıcak hava yükseliyor ve yağışlar oluşturuyor. İşte biz buna cephesel yağışlar deriz. Cephesel yağış deyince aklımıza Akdeniz bölgesi gelsin. Akdeniz bölgesi değil. Akdeniz, Ege, Güney Marmara. Buralar cephesel yağışlar alır. Unutmayın. Ve yine baktığımızda tüm ülkemiz kış aylarında aldığı yağışların çoğu cepheseldir. Sakın unutmayın. Ülkemizin tümünde kış aylarında genellikle cephesel yağışlar vardır. Bunu da unutmayalım. Geldik yamaç yağışlarına, bir diğer ifadeyle orografik yağışlar. Bunlar nedir? Bir dağ yamacı boyunca yükselen hava kütlesinin oluşturduğu yağışlardır. Hatırlar mısınız? Bu dağ yamacından yükseldikten sonra aşağı doğru inerse burada ne rüzgar oluyordu? Fön rüzgarı. Ama biz buraya bakıyoruz. Buradaki yağışlar nedir? Orografik yağışlardır. Bir dağ yamacı boyunca yükselen hava kütlesi orografik yağışları oluşturur. Özellikle Karadeniz bölgesinde orografik yağışlar daha fazladır. Hocam Akdeniz'de yok mu? Var. Dağların kıyıya paralel uzandığı Akdeniz'de, Karadeniz'de orografik yağışlar vardır. Peki hocam Ege bölgesinde orografik yağış var mı? Yok. Sakın unutma. Niye hocam? Çünkü Ege bölgesinde dağlar kıyıya dik uzanır. Ege bölgesinde dağlar kıyıya dik uzandığı için orografik yağışı görmeyiz. Ege'de ne var? Özellikle cephesel yağışlar vardır. Unutmayın. Bakın Ege'de azdır, dağlar kıyıya dik uzanır dedik. Ve Türkiye'de en fazla yağış alan bölge Doğu Karadeniz'dir. Hocam neden Doğu Karadeniz daha fazla yağış alıyor? 3 sebebi var. 1. Dağların kıyıya özellikle baktığımız zaman yakın uzanması ve dağların kıyıya özellikle uzanışı, hava kütlelerin yönü ve dağların kıyıya yakın uzanmasından dolayı. Doğu Karadeniz'de gelen hava kütlesi, şöyle düşünün, gelen hava kütlesi hemen yükselir. Hemen yükseldiği için bol yağış oluşturur. Ama hocam Batı Karadeniz'de nasıl? Batı Karadeniz'de şöyledir arkadaşlar. Gelen hava kütlesi biraz durur, daha sonra yükselir diyeceğiz. Ama Doğu Karadeniz'de hemen yükselir, hemen yağış oluşturur. Sakın unutmayın bunu. O yüzden Türkiye'nin en fazla yağış alan ili diyorum bölgesi Doğu Karadeniz'dir. 3 sebebi var. Unutmayın, soru olarak gelebilir. Dikkat edelim.
Bir diğeri konveksiyonel yağışlar. Konveksiyonel yağışların diğer adı nedir? Özellikle yükselim yağışlarıdır. Bir özellikle ısınan sıcak havanın, bakın ısınan hava yükselir, yükselen hava yoğunlaşır, yağış oluşturur. Biz buna ne deriz? Konveksiyonel yağışlar, konvektif yükselme sonucunda oluşur. Isınan sıcak havanın yükselmesiyle oluşur. Ülkemizde karasal iklimde gördüğümüz yağışlar nedir? Konveksiyonel yağışlardır. İç Anadolu bölgesinde daha çok ilkbahar mevsiminde, Doğu Anadolu bölgesinde yaz mevsiminde. E hocam, bunlar ikisi de karasal. Niye birisi ilkbahar, niye birisi yaz? Bak sana şöyle güzel bir bilgi vereyim. İç Anadolu bölgesinde ilkbahar ayından itibaren sıcaklık artar. Sıcaklık artması konveksiyonel yağış oluşturur. Ama Doğu Anadolu bölgesinde, hocam ilkbahar diye bir mevsim yok Doğu Anadolu'da. Doğu Anadolu'da Nisan, Mayıs ayında hala kar yağıyor. Adamlarda Mayıs'tan sonra, yani Doğu Anadolu'da Mayıs'tan sonra sıcaklık artıyor. O yüzden Mayıs, Haziran, Temmuz ayında Doğu Anadolu daha fazla yağış alıyor. Arasındaki tek fark budur. Konveksiyonel yağışlara Anadolu'da 42. yağışları denir ya da Nisan yağmurları denir. Neden hocam? Çünkü 40 gün sürer, öğlene kadar hava çok sıcaktır. Öğleden sonra bir anda yağmur yağar. İşte ikindi vakti yağdığı için ikindi, 40 gün sürdüğü için 42. yağışları denir. Unutmayalım bunu da. Şöyle bir Türkiye'de yağış haritası, bunu kesinlikle bekliyorum arkadaşlar. Türkiye'de yağış haritası çok önemli. Bakın Türkiye'de yağış en fazla alan yerler için çarpı koyuyoruz. Bir buradan böyle hop çektik. Bir de buradan böyle çektik. Bu kadar. Bakın Hakkari Şırnak çevresi bol yağış alır. Doğu Karadeniz çevresi bol yağış alır. Batı Karadeniz bol yağış alır. Yıldız Dağları çevresi bol yağış alır. Muğla Antalya yöresi bol yağış alır diyeceğiz. Bakın bir çarpıyı çekiyoruz. Bu da var Türkiye'nin en fazla yağış alan yeri. Tekrar edelim mi? Doğu Karadeniz bol yağış alır. Batı Karadeniz bol yağış alır. Hocam Doğu Batı Karadeniz'i saydık ama Orta Karadeniz'i saymadık. Niye? Bak yine Canik Dağları çıktı karşımıza. Canik Dağları kıyının gerisinde uzandığı için denizel etki iç kesimlere giriyor. O yüzden burada çok fazla yağış oluşturmuyor diyeceğiz. Unutmayın. Mesela Adana çevresinde de bunu görüyorsunuz. Gördünüz mü? Burada da dağlar kıyının gerisinde uzandığı için burası daha az yağış alıyor. Unutmayın. Burada ne vardı? Yıldız Dağları, Muğla, Menteşe Dağları. Yine burada Antalya çevresi bol yağış alır. Hatay çevresi burada bol yağış alır. Ve yine özellikle Hakkari Şırnak çevresi bol yağış alır. Türkiye'de en az yağış alan bölge İç Anadolu. Bakın görüyorsunuz Türkiye'de en az yağış alan bölgemiz neresiymiş? İç Anadolu bölgesiymiş diyeceğiz arkadaşlar. En az yağış burada özellikle İç Anadolu bölgesinde olduğunu söylüyoruz. Özellikle en az yağışı alan ilimiz Iğdır. Şurada. Türkiye'de en az yağış alan il bakımında Iğdır'dır. Iğdır alçakta yer alır. Bir mikro klimadır zaten. Bunu söyledik. Özellikle en fazla yağış alan ilimiz Rize'dir arkadaşlar. Rize yıllık 2000 mm civarında yağış alır diyeceğiz. Bakın birkaç tane ayrıntıya bakalım burada. Hocam ben buraya bakıyorum. Dağların uzanışına paralel olarak burada çok fazla yağış var ama iç kesimleri çok az yağış almış. Ama bakın Ege'yi görüyor musunuz? Ege bölgesinde kıyı ile iç kesimler arasında yağış farklılığı da çok azdır diyeceğiz. Peki Doğu Karadeniz'e bakın. Doğu Karadeniz'de kıyı kesimi o kadar çok yağış alıyor ki iç kesimi hiç yağış almıyor arkadaşlar. Bunu da söylemiş olalım. Peki buraya baktığımızda özellikle Şanlıurfa çevresi, Şanlıurfa-Mardin çevresi de Türkiye'nin en az yağış alan yerlerinden bir tanesi olduğunu söyleyebiliriz. Burası bu şekilde Türkiye'de yağış haritasında konuşmuş olduk. Ve en fazla yağış alan yerleri zaten en az yağış alan yerleri söylemiştik burada. Geçelim Türkiye'de yağış rejimlerine bakalım. 1. Özellikle baktığımız zaman Karadeniz yağış rejimi var burada. Karadeniz'de düzenlidir. Yani her mevsim yağış vardır. Karadeniz tek düzenli rejime sahip bölgemizdir arkadaşlar. Her mevsim yağış var, düzenlidir diyeceğiz. Akdeniz daha çok düzensizdir zaten ve daha çok kış yağış alır. Karadeniz ise sonbahar aylarında yağış alır. Bunu bir sonraki dersimizde iklim grafikleri konusunda daha net göstereceğim sizlere. Karasal iklim baktığımızda ilkbahar yağış alır. Marmara iklimi biraz geçiş iklimidir. O yüzden kısmen düzenlidir diyeceğiz. Ama Kuzeydoğu Anadolu, Erzurum, Kars, Ardahan yaz aylarında yağış alır diyeceğiz. Yani ülke bunun da şeyini göstereceğim sizlere arkadaşlar. Nasıl bunların formüllerini vesaire hepsine tek tek bakacağız. Bir sonraki dersimizde Türkiye'nin iklimi konusunda bakacağız burada. Evet, bir sonraki dersimizde Türkiye'de iklim tipleri ve Türkiye'de iklim tiplerinin özellikleri, iklim grafiklerinin yorumlanması, buna geçeceğiz arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.